Değerli dostlar selamlar. Bu videomuzda ChatGPT 4 entegreli makale yazma aracı olan ChatGPT'nin tanıtımını gerçekleştireceğim. ChatGPT lisanslı bir WordPress eklentisidir. Herhangi bir ekstra paneli bulunmuyor. Direkt olarak WordPress'te eklenti olarak çalışabiliyor. Onun dışında OpenAI, Pixabay, Ansaplash ve Pexels gibi servislerden aldığınız API bağlantılarını eklentiye tanımladığınız anda çalışabilir hale geliyor. Anahtar kelime içerik üretmekten ziyade direkt olarak başlıklara içerik üretebilen bir araç. Onun dışında 5N1K dediğimiz işte nedir, nasıl yapılır, kimdir gibi soru kalıplarına özgün, kullanıcı odaklı ve SEO uyumlu içerikleri çok kolay bir şekilde üretebiliyor. ChatGPT testlerinde biz yaklaşık olarak 300'ün üzerinde 5N1K formatında anahtar kelimeyi araçta test ettik. Aracın neredeyse içerik üretemediği keyword yok. Örnekle göstermek gerekirse Mustafa Kemal Atatürk kimdi başlığı aracı ilettik. Ayarları kaydet butonuna bastık. Daha sonrasında da başlat butonuna bastık. Burada bir işlem başlatılıyor. Sorgusu dönüyor. Bu sorgu bittikten sonra eğer taslak olarak seçtiyseniz, taslak olarak direkt olarak yayınlamak isterseniz de direkt olarak içerik 10 saniye içerisinde yayına alınıyor. Ortalama içerik üretim süresi ise 40 ila 50 saniye arasında değişiyor. Mesela şu anda başarılı sorgusu karşımızda döndü. Yazılar bölümüne geldik. Bakın gördüğünüz gibi yazıyı zaten halihazırda karşımıza getirdi. Ön izleme butonuna bastık. Gördüğünüz gibi başlığı atıyor. Daha sonrasında SEO uyumlu bir giriş paragrafı. Paragrafı çok fazla uzun tutturmadık. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk kimdir? Eğitim ve yetenekleri, siyasi kariyeri, toplumsal etkisi, ölümü ve mirası gibi konuyla alakalı ara başlıkları kesinlikle ve kesinlikle yazıyor ve bu ara başlıkları açıklıyor. Onun dışında direkt olarak konuyla alakalı bir tablo, işte doğum yeri, doğum tarihi, ölüm tarihi, ölüm yeri, ünvanı gibi konuyla alakalı bir tablo oluşturulabilecekse tabloyu oluşturuyor ve tablonun sonunda da son olarak bir sonuç cümlesi atarak içeriği bitiriyor arkadaşlar. ChatGPT sürekli olarak kelime tekrarına düşen bir araç değil. Yani bu formatta kesinlikle bir içerik üretmiyor. SEO uyumlu, kullanıcı odaklı ve çok fazla edit gerektirmeyen içerikler üretebiliyor 5N1K formatında. Yine farklı bir anahtar kelimeyle test etmek için de örnek veriyorum. Kimdir'i test ettik. İşte narsist, kişilik bozukluğu nedir diye nedir soru kalıbıyla da bir içerik üretmek gerekirse nedirle alakalı yazıyı da yazdı. Yine gördüğünüz gibi bir giriş paragrafı, konuyla alakalı alternatif ara başlıklar atıyor. Ara başlıkları da çok güzel bir şekilde açıklıyor. İçeriğin sonunda da konuyla alakalı bir tabloyu oluşturup sonuç cümlesini yazıp içeriği tamamlıyor arkadaşlar. Diğer yandan ChatGPT sadece bir makale üretim aracı değil. Aynı zamanda yorum da üretebiliyor. Onun dışında alt başlık üretimi gerçekleştirebiliyor. Ve WordPress tabanlı web sitelerinden RSS de içerik de çekebiliyor. Tabii ki teknik olarak her web sitesinden RSS de içerik çekmek imkan dahilinde değil. Fakat eğer feed yapısının herhangi bir kısıtlama yoksa ChatGPT bu feed yapısından içeriği çok kolay bir şekilde çekebiliyor. Mesela örnek Cosmo.org'un feed yapısından içeriği çok kolay bir şekilde çekebilir. Yani bu tarz feed yapıları varsa eğer karşı web sitesinde ChatGPT'nin RSS içerik botu bu içerikleri arkadaşlar görselleriyle beraber çekebiliyor. Yine ChatGPT'de dil seçimi, alt başlık seçimi, anlatım biçimi, yazar seçimi, yayın ve kategori seçimi gibi de bölümleri mevcut. Onun dışında ChatGPT'de herhangi bir aylık ödeme sistemi bulunmuyor. Tek seferlik ödeme sistemi mevcut. Tek seferlik bir WordPress web sitesine lisanslı olarak eklentiyi kurduğunuz noktada bu web sitesi için eklentiyi dilediğiniz zaman herhangi bir süre kısıtlaması olmadan kullanabiliyorsunuz. Fakat ChatGPT tek domain lisanslı çalışan bir eklenti. Yani eklentiyi satın aldıktan sonra ikinci bir domaininize eklentiyi kurabilmek için tekrardan lisans alımı yapmanız gerekiyor. ChatGPT'nin satın alma linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. ChatGPT ile beraber vereceğimiz ücretsiz e-book'un da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.